Arkadaşlar hoş geldiniz mutfağıma. Bugünkü tarifim sebzeli yoğurt çorbası. Daha önce hiç denemediyseniz muhakkak denemeniz gereken bir çorba. Ocağın altını yaktım. Yarım çay bardağı sıvı yağ koyuyorum. Bir adet küçüklerinden havuç, bir adet de kabağı yağın içine ilave ediyorum. Küçüklerinden kullanma özen gösterin. Çok aşırı derecede de sebze yoğunluğu olmasın. Bir adet ufaklarından patates. Bunların hepsini rendeledim. Yağın içerisinde bir 6-7 dakika boyunca, yani sebzeler biraz hafif sönene kadar kavuruyorum. Sebzeler iyice söndü artık. Yeterli bu kadar kaldığında. İçerisine 1 litre kaynar su ilave ediyorum. Biraz sıcak olduğu için şişeyi böyle tutuyorum. Şu 1 litrelik kavanoz şişeyle ölçebilirsiniz sizler de. Şimdilik bu kadar ekleyeceğim. Daha sos falan da yapacağım için ondan sonra kıvamını ayarlayacağım. Kapağını şöyle yarım olacak şekilde kapatıyorum. Bu burada bir 10 dakika kadar kaynayacak kısık ateşte. Ben o arada sosunu hazırlayayım, yoğurtlu sosunu. Şöyle ben bir 6-7 yemek kaşığı yoğurdu kabımın içine alıyorum. Bir adet yumurtanın sarısı, bir yemek kaşığı tepeleme dolusu un. Öncelikle bunları çırpayım. Arzu ederseniz limon da sıkabilirsiniz. Gayet güzel oluyor. Çorbanın suyundan 2 kepçe alıp yoğurtlu karışımı ılıştırıyorum. Güzel karıştırıp yoğurtlu sosunuzu çorbanız 10 dakika kaynadıktan sonra hazırlayın ki o arada sebzeleriniz pişmiş olsun. Tamamdır. Yeterince kaynadı. Sebzeler zaten 10 dakikada pişiyor rendelendiği için. Yoğurtlu karışım içine ilave ediyorum. Altını yüksek ayarı açıyorum. Kaynayana kadar karıştıracağım. Ama bunun suyu birazcık sanki az gelecek gibi. Önce su ekleyeyim, ondan sonra karıştırayım. Yarım litre kadar da su ilave edeceğim. Tamamdır. Sizler de kıvamına bakarsınız. Ona göre ilave edin. Bu yeterli gelecek. Şimdi altını yükseltiyorum. Kaynayana kadar sürekli karıştıracağım. Çorba kaynamaya başladı. Altını kıstım. Kaynasın. Ben hemen tereyağı ile yağını yapacağım. Nanesini yakacağım üzeri için. Bir yemek kaşığı tereyağı. Tavaya alıyorum. Bir yemek kaşığı kadar da nane davrediyorum. Tereyağını eritip hafif böyle bir kızdıracağım. Hemen alacağım ocaktan. Ocağın altını kapatıyorum. Şöyle iki taşım kaynatıp artık ocaktan alacağım. Siz yoğurt sosunu hazırlayana kadar, naneli yağı yakana kadar sebzeler pişiyor zaten. Toplamda sadece 10-15 dakikada çorbanız hazır. Ocağın altını kapatıyorum. Tuzunu ilave ediyorum. Çorba hazır. Gayet hızlı, güzel bir çorba oldu. Bir 10 dakika dinlendireyim, ondan sonra servis edeceğim. Eğer ki bu içerisindeki sebzeleri istemezseniz blenderdan çekebilirsiniz. Umarım sizler de denedikten sonra memnun kalırsınız.
Gayet güzel bir çorba oluyor. Muhakkak bir kere de olsa denemelisiniz. Hem de çok içerisinde yoğurt, patates, havuç, kabakla vitamin deposu da diyebilirim. Videonun altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.